Sevgili izleyiciler günaydın. Tarihler 7 Kasım'ı göstermekte ve günlerden Perşembe dışarıda yine hani ilkbahar gibi bir havayı en azından biz şehir merkezinde hissediyoruz. TV52'den, TV52 ailesinden hepinize selamlar, sevgiler. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Yine hayati ve haberleri paylaşacağız. Yine size güzel haberler vermeye çalışacağız ama ara sıra WhatsApp ihbar hattına gelen görüntüler, dün bir Fas'tan kaza haberi geldi bir yaşlı amcamıza, yine Fas'tan bir maalesef trafik kazası sonrasında ölümle sonuçlanan bir kaza haberi ama iyisiyle kötüsüyle, ölümüyle doğumuyla, yüksek enflasyonuyla, düşük rakamlı enflasyonuyla, spordaki dün akşam Galatasaray'ın aldığı sonuç sonrasında yine bir 6 Kasım sıkıntısı yaşayan Galatasaraylıların hüzünlendiği bir akşam sonrasında sizlerle birlikte izleyelim. Ama biz yeni gün programında güzel konulara değinmeye çalışacağız. Bugün 7 Kasım. Evet sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de yine önemli açıklamalarda bulundu. İsterseniz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını, ardından siyasette neler oluyor, neler bitiyor, kulislerde neler var, neler yok, bir onlara göz atalım. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la devam ediyoruz. İlk haberimiz bu sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı bugün... Türkiye yeniden İslam coğrafyasının umudu haline gelmişse, bunda hep birlikte verdiğimiz mücadelenin çok büyük katkısı var. Elbette her dönemin kendine münhasır zorlukları, sıkıntıları, ihtiyaçları olacaktır. Bizim de şu anda çektiğimiz sıkıntılar var. Görüyorsunuz, yedi düven üzerimize saldırıyor mu? Saldırıyor. Peki onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip yanaklarımızın birini çevirip bir diğerini çevirip hepsinin de tokatlayın diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz. Dikleşmeden yolumuzda devam etmeye de mecburuz. Zira biz bir şeye inandık ve o yolda da yürüyeceğiz. Fetih müyesserdir. Rabbimize inandıkça. Ve bu noktada işte geldiğimizde biz %20 savunma sanayinde yerli üretimini yapıyorduk. Ama şimdi %70 yapıyoruz. Eğer bugün terörle mücadelede başarılıysak, bunun sebebi bize dost geçinenler, saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler, bir SİHA vermiyordu. Bir İHA vermiyordu. Kongreden geçmesi lazım diyorlardı. Ama şimdi biz İHA'mızı da yapıyoruz. SİHA'mızı da yapıyoruz. Şimdi onun bir daha ilerisini yapıyoruz Akıncı diye. Onunla birlikte dünyada belki de o ilk defa bizde olacak. Şimdi onu başarmaya çalışıyoruz. Demek ki yapılabiliyor. Ve yapıyoruz. Bunu başardığımız gibi bir de onların mühimmatını artık kendimiz üretiyoruz. Evet Sayın Cumhurbaşkanı böyle söylüyor. Sevgili izleyiciler, gündem bu aralar biraz yerelde de, Türkiye genelinde de partilerin kulislerindeki il ve ilçe seçimleri. İşte haber merkezindeki arkadaşlarımız bununla ilgili iki ayrı haber hazırlamışlar. Bu haberleri önce sırasıyla izletelim. Ardından biz de Ordu ölçeğinde söyleyeceğimiz bir takım tespitlerimiz olacak. Destek veriyor muyuz? Türkiye'de erken seçim olur mu kulisleri bir yana, tüm partilerde sessiz, derin ve titiz bir çalışma yürütülüyor. Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde birçok yeni isimle yol haritasını belirleyen AK Parti'de ehliyet, liyakat, sadakat, tevazu, adalet kriterleriyle ciddi değişimlere gidilmişti. Adaylarımızda 5 tane önemli nitelik alıyoruz. Bir, mütevazi olacak.
İkinci vasıf adaylarımızın adaletli olmaları. Üçüncüsü ehliyet sahibi olacak. Dördüncüsü ehliyet sahibi olan arkadaşımız bu becerisini halka yansıtabilecek bir bilgime, bir tecrübeye sahip olacak. Yani liyakat sahibi olacak. Beşincisi ise sadakat sahibi olacak. Metal yorgunlukla başlayan parti içindeki revizyon, küskünler, kırgınlar başlığı altında devam etti. AK Parti'nin kuruluşunda yer alan birçok isim de değişimden nasibini aldı. Kiminin görevi değişti, kimi arka sıralara itildi, kimi sessizce köşesine çekildi. Şimdi yeni bir kongre dönemine gidiyor parti. Peki AK Parti 2023'e de 2007 ruhuyla hazırlanabilecek mi? Parti içinde artık gizli kalamayan çatırdama ve kırgınlıklar ne olacak? İşte bu sorular merak ediliyor. AK Parti ailesini daha da büyütecek, saflarımızı hem genişletecek hem de daha da sıklaştıracağız. Kuruluşundan bugüne partimize hizmet etmiş hiçbir arkadaşımızı bu safın dışında bırakmayacak, ahde vefayı asla ihmal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yaptığı son genişletilmiş il başkanları toplantısında kurucular vurgusu yapmıştı. Partimize hizmet etmiş hiçbir arkadaşımızı saf dışı bırakmayacağız, ahde vefa göstereceğiz demişti. Ancak yakın geçmişe gittiğimizde 31 Mart yerel seçimlerinde yarış dışı kalan birçok kurucu AK Partili isim var ve şimdi nerede, ne yapıyorlar bilinmiyor. Sahada yoklar, koltukları devrettikleri arkadaşlarının da yanında görünmüyorlar. Büyükşehir Ordu'da 31 Mart'ta 9 ismin koltuğu değişti. Büyükşehir Belediyesi, Merkez İlçe Altınordu olmak üzere birçok ilçede yeni isimlere görev verildi. Enver Yılmaz'la başladı değişim. AK Parti'de uzun yıllar milletvekilliği yapan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla da bilinen Yılmaz, AK Parti'nin kurucu il başkanı olarak Büyükşehir Ordu'nun da kurucu belediye başkanı olmuştu. Ancak bir dönemi bile tamamlayamadan koltuğunu bıraktı. İstifa etti. Şimdi ne yapıyor bilinmiyor. Enver Yılmaz'dan boşalan koltuğu fırsata dönüştüren Altınordu Belediye Başkanı iken Büyükşehir makamının sahibi olan Engin Tekintaş da 31 Mart'a kadar görev yapabildi. O sadece Büyükşehir'i değil Altınordu koltuğunu da kaybetti. AK Parti'nin kurucu il yönetiminde yer almış bir isim olarak Engin Tekintaş da erken emekli edildi. Ünye, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, Aybastı, Perşembe, Kumru ilçe belediye başkanlarını da değiştirmişti AK Parti. Üstelik bazı isimler büyük sürpriz olmuştu. Murat Günan, Hatipoğlu gibi. Yine Gürgentepe'de bir döneme çok önemli işleri sığdıran Yener Yalçınkaya'nın da koltuğu değişmişti. Çamaş ve İkizce'de başkanlıklarsa Cumhur İttifakı ortaklığında MHP'ye bırakılmıştı. Aybastı ilçesinde yapılan değişimse sadece şaşırtmadı, şok etkisi yaşattı. Aybastı'ya ve AK Parti'ye ciddi hizmetler sunan, itibarlı, azimli, dinamik ama bir o kadar da halkta karşılığı olan, sadece Aybastı'da değil, Ordu'da da tanınan, sevilen İzzet Gündoğar, 31 Mart yarışında koltuk bulamadı. Oysa adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu. İzzet Gündoğar ismi 31 Mart yarışında AK Parti'nin belki de en önemli kaybı oldu. Öyle ki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünyeli Numan Kurtulmuş'un yakın çalışma arkadaşları arasında yer alıyordu Gündoğar. Kurtulmuş'a ordu görevinde hep destek olmuş, hatta arka çıkmış bir isimdi. Bu tecrübeli isimden özellikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olan Hilmi Güler'in faydalanacağı tahmin ediliyordu. Ancak Başkan Güler kadrosunda İzzet Gündoğar'a yer vermedi. Oysa seçim sonrası kucaklayan açıklamalar yapmış, aday olmayan birçok ismi A takımında görevlendireceğini ima etmişti. 19 arkadaşımızla birlikte ve bu salonla birlikte hep beraber çalışmalar yaparak çok güzel bir şekilde Türk Ordu'yu bir marka şehir yapacağız. Yeni bir kongre sürecine giren AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi vefa gösterip 31 Mart'ta aday olamayan isimleri aktif siyasete kazandıracak mı bilinmez. Ama mevcut tabloda yeni kırgınlar var gibi.
Öyle ki seçim yarışında yeni adaylar ve aday gösterilemeyenler birbirlerine destek mesajları verseler de bırakın ortak çalışmayı, seçim sonrası aynı fotoğraf karesinde dahi bulunmadılar. Bakalım 31 Mart'ta gönülleri kazanacağız diyerek yola çıkan AK Parti 2023'e kadar 31 Mart kırgınlıklarını giderebilecek mi? Evet, haberci arkadaşlarımız böyle demişler ve siyasette hakikaten vefa var mı yok mu sorusunun en net göstergesi. Gerçi orada o haber sırasında Engin Tekintaş'la ilgili biraz sert bir ifade var ama kim belediye başkanı olursa olsun o kısa süreçle ilgili iyisiyle, kötüsüyle, uzun kalanıyla, kısa kalanıyla hepimizin, özellikle biz gazetecilerin, televizyoncuların, radyocuların belleğinde bir yer edinmeye devam edecekler. Hepsinin çeşitli noktalarda güzel hizmetler oldu. İzzet Gündoğar'la ilgili olan kısımda da, Enver Yılmaz'la ilgili olan kısımda da, Sayın Engin Tekintaş'ın da Altınordu'da, Ordu'da kendi çapında bir şeyler yapmaya çalıştığını, diğer ilçelerdeki, Kumru'daki, Gürgentepe'deki belediye başkanlarının da benzer çalışmaları gösterdiklerine şahit olduk. İyi niyetli olduklarını düşünüyoruz hepsinin. Ama işte siyasette vefa yokmuş sorusunun cevabını en sıcak yaşayan onlar ve onların yakın çevresinde çalışan insanlar. Biz hep şunu söylüyoruz. Ordu için kim bir taş üzerine fazladan bir taş koyuyorsa bizler için önemlidir. Güzel olan, güzel yapılan her şeyi alkışladığımız gibi diğer belediye başkanları da ya da siyasetçileri de katıyoruz buna, milletvekillerini de, bakanları da, eskisiyle de, yenisiyle de. Yanlış olan şeyleri de söylememiz gerekiyor. Sayın Numan Kurtulmuş çok eleştirildi milletvekili olduğu dönemdeki, hala konuşulan şey kendisiyle ilgili. Şu 5 mega projesi maalesef onun adına bir talihsizlikti. Bence o konuda ekip arkadaşlarını ve kendisini bu konuda yanlış yönlendirenleri bir kere daha sorgulaması gerekiyordu. Siyasetçilerin de böyle bir sıkıntısı var sevgili izleyiciler. Zaman zaman yanlarında ekiplerindeki arkadaşlarının kendilerine yanlış yönlendirmesi ya da onların yaptıkları hatalardan sonra faturanın siyasetçiye kesilmesi gibi bir durumla karşı karşıyalar. Kolay gelsin. Zor bir iş. 17 yıldır iktidardalar ve bir gücün sürekli çevresinde oluşan bir sürü ateş böcekleri olacak. Biz de bunları sizlere göstermeye çalışacağız diyelim. Sevgili izleyiciler günaydın. Kusura bakmayın, özür diliyoruz. Bizler de biraz rahatsızız. Gripal bir rahatsızlık geçiriyoruz. Ama bu havalarda dikkat etmemiz gereken en önemli şey sağlığımız. Aman dikkat, aman dikkat diyoruz. Şimdi CHP ile ilgili bir haberimiz var. O haberimizi de izletelim size. Maalesef bu görülmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Ancak AK Parti'nin yaptıkları ya da yapmadıkları üzerinden siyaset yapan bir parti olmaktan öte geçemiyor uzun süredir. Ne yaptığı muhalefetle yapıcı olabiliyor, güç gösterebiliyor, ne de halkta iktidara gelebilecek güveni kazanabiliyor. Özellikle iktidarın güncel sıkışmışlığı ortadayken CHP neden başarısız? Cevabı merak edilen soru bu. Siyaseti seçimden seçime yapan bir parti görünümünde olmaktan kurtulamayan CHP'nin önünde şimdi yeni bir kongre süreci var. Gözler yeni yapılanmaya çevrildi. Çünkü liderden çok kadrolar önemli. İlçe, il teşkilatları. Ancak uzun zamandır partinin yerel yapılanmaları halktan kopuk ve parti içi çekişmelere gebe bir dönemi yaşıyor. Ordeli de bu tabloya dahil. Hal böyle olunca vatandaş yaşadığı sorunlar karşısında çözüm noktasında CHP'nin kapısını çalmıyor. Muhalefeti o güçte göremiyor. Ki geride bırakılan 31 Mart seçimlerinde yaşananlar da parti içindeki vehametin göstergesi gibi. Büyükşehir Ordu'da CHP aday belirlemede zorlanırken AK Parti ile işbirliği yaptığı iddiaları bile gündeme gelmişti. Şimdi gözler CHP'de, kongre takvimine çevrildi. 8 Kasım'da başlayacak olan kongre sürecinde yeni CHP nasıl olacak? Herkes bunu görmek istiyor. Evet sevgili izleyiciler, bugün Ordu'nun önemli bir konuğu var. Ekonomide
önemli projelere imza atan, Türkiye'de enflasyonu tek rakama düşüren, açtığı yeni paketlerle hepimizin beğenisini ve hayranlığını kazanan büyük devlet adamı, değerli insan Sayın Berat Albayrak bugün orduya geliyor. Kendisine uzmanlar ekonominin sihirli dahi çocuğu diyorlar. Nasıl oldu da şu enflasyonu tek rakamlara düşürdü konusu üniversitelerde tez olarak okutulacakmış. Bugün orduya gelecek. İşin esprisi bir yana, şu an Türkiye'de herhalde kimse ekonominin başında olmak istemez. Biz biraz ironi yapmak için söyledik ama en son açıklanan o tek rakamlı haneler bu kadar böyle peş peşe bu cümleleri kurmamıza sebep oldu. Kendisi umarım ekonomide ve ülkede ekonomi konusunda başarılı olur. Dileğimiz, temennimiz o. Ama yapmayınız. Türkiye'de her şey bu kadar pahalı iken açıklanan rakamlar sonrasında sokakta bu aralar en fazla konuşulan konu, duydunuz mu? Enflasyon tek rakamlara inmiş. Ya haberiniz var mı? Enflasyon düşmüş, bizim niye haberimiz yok? Niye o zaman benzin pahalı, doğalgaz pahalı, otogaza zam geldi diye insanlar birbirlerine sorar oldular. Keşke fırsat olsa da kendisiyle bir röportaj yapma şansımız olsa ona da sorsak. Bugün orduya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere. Türkiye ekonomisi hepimizin arzu ettiği noktayı oluşturmak için çok yoğun bir çaba ve efor sarf ediyoruz. AK Parti Orduya Başkanı Halit Tomakin yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın orduya geleceğini duyurdu. Tomakin Albayrak'ın bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 7 Kasım Perşembe günü orduya geleceğini söyledi. Başkan Tomakin, bakanımız 7 Kasım Perşembe günü öğleden sonra önce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek ordu iş dünyasıyla bir araya gelecek dedi. Bakan Albayrak daha sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'i makamında ziyaret edecek. Albayrak son olarak da AK Parti Ordu Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelecek. Valla şehrimizin misafiri, kendisi de önemli bir devlet adamı ama dediğimiz gibi yani bu şu an kimse ekonominin başında olmak istemez, onu da söyleyelim. Sevgili izleyiciler, dün akşam haber merkezindeki arkadaşlarımız sert haberler yapmışlar. Hani katıldıklarım var, katılmadıklarım var ama mesela muhalefetin kendine hayır yok başlığına katılamayacağım. Sadece CHP üzerinden yapılmış bir haber ama diğer taraftan da iktidarın da son dönemde Türkiye'yi içine sürüklediği hem ekonomide hem dış politikada hem de içeride onlar da son dönemlerinde sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar. Ama özellikle bu anlamda hem muhalefet için geçerli hem iktidar için geçerli. Ülkenin hayrına kim güzel bir iş yapıyorsa bizim başımızın tacı. Bunun da hepimiz tarafından en fazla sokakta da, iş yerinde de, evde de konuştuğumuz konuların başına geliyor. Hani diyoruz ya, şu siyasetle ticareti, siyaset ve futbolu ve bazı ticari konuları çok fazla özel dost ve arkadaşlarınızla tartışmamak gerekiyor. Herhangi bir şeyin tarafı olmadan şu yorumu yapmak bile sizleri huzursuz edebiliyor. Eğer bir şeyin tarafındaysanız, bir düşüncenin, bir ideolojinin. Sevgili izleyiciler, bu sabah dedik ya, siyasetteki haberleri görünce ve bu haberler sonrasında hani, ya yorum yapmayalım, normal iş akışına gitsin diye düşündüğümüz bir yayın ağı yapamıyoruz, konuşmamız gerekiyor. Memleketle ilgili konuşmamız gerekiyor. Konuşunca da dostlarımız, arkadaşlarımız huzursuz oluyorlar ama ne olur kimse gönül koymasın. Eğer işler yolunda gidiyorsa ve her şey güllük gülistanlıksa o zaman tepki koyabilirsiniz ama maalesef her şey öyle normal seyrinde gitmiyor. Hani cümlelerimi seçerken bile kırmadan, dökmeden, kimseyi üzmeden konuşmaya çalışıyoruz. Onu da söyleyelim. Sevgili izleyiciler, dün Altınordu Belediyesi'nde
Kasım ayı meclis toplantısı vardı. Yine önemli konular konuşuldu. İşte Altın Ordu meclis salonuna gidiyoruz. Altın Ordu Belediyesi Kasım ayı olan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantı salonunda yapılan Kasım ayı olan meclis toplantısı Altın Ordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in açılış konuşmasıyla başladı. Sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklerimizi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin onurlu, şerefli mensuplarını da meclisimiz, şehrim adına saygıyla selamlıyorum. Açılış konuşmasının ardından Kasım ayı olan meclis toplantısının gündemine geçildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından komisyonlardan ve müdürlüklerden gelen teklifler oylandı ve bazı maddeler komisyonlara sevk edildi. Kasım ayı olan meclis toplantısında alınan önemli bir kararsa Altın Ordu'ya iş geliştirme ve girişim hizmetleri merkezi kurulmasına yönelik oldu. Bu kapsamda Altın Ordu İşkem Teknoloji Geliştirme ve Girişim Hizmetleri anonim şirketinin Altın Ordu Belediyesi'ne hibe etme isteği yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ve işkem hakkında meclis üyelerine bilgi veren Altın Ordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kurulacak olan işkemin Altın Ordu'ya çok önemli kazanımları olacağını söyledi. Söz konusu iş geliştirme ve girişim hizmetleri merkezimizin Ordu'da, Altın Ordu'da belediyemiz ve Ordu Ticaret Odası Başkanlığımızın girişimiyle şehrimize bir merkez kazandırmak istiyoruz. Bünyesinde barındırdığı işletmelere işletme geliştirme koçluğu, aynı zamanda destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkanı, uygun koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla belediyemiz ile Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında işkem kurulmasına prensip olarak karar verdik. İlimizde yer alacak işkemde aynı zamanda rekabetçi, başarıcı, başarılı girişimcilerin ilimizde kurulması, girişimlerin ve teşvik edilmesini amaçlıyoruz. Yine doğrudan ve dolaylı en az 500 kişinin yararlanacağı bir ekosistem, bir ekonomik yapının kurulmasını hedefliyoruz. Kasım ayı olan meclis toplantısı karşılıklı görüşlerin dile getirilmesinin ardından sona ererken, Aralık ayı olan meclis toplantısının ise 4 Aralık Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı. Bu arada dün İYİ Partili bir dostumuzla, arkadaşımızla karşılaştık. Kendisi İYİ Parti'de Altın Ordu Belediyesi'nde meclis üyesi sevgili Zafer Akdoğan. O ve bazı arkadaşlarının bir takım önergeler verdiğini de söyledi. Onunla da ilgili detayları da yarın sabahki Yeni Gün programında sizlere değerlendireceğiz. Sevgili izleyiciler, Ordu'nun çeşitli noktalarında kivi hasadı ile ilgili etkinlikler yapılıyordu. Dün de Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'ndeydi kivi hasadı açan üreticiler. Ordu'da Karadenizli üreticilerin ek gelir kaynakları arasında yer alan kivinin hasadına başlandı. Fındık diyarı Ordu'da her geçen yıl üretimi yaygınlaşan kivi çiftçilere önemli gelir sağlıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün açıkladığı tarihte hasada başlayan üreticiler ilk gün tonlarca kivi topladı. Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Necdet Uçar, çiftçilerimize budama timleriyle desteklerini sürdürdüğünü ve fındıkta olduğu gibi kivi üretiminde de verim ve kaliteyi artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Kaymakam Uçar, kivinin çok önemli bir besin kaynağı olduğunu da ifadelerine ekleyerek, kivinin en önemli faydası çocuklarımıza, çünkü kivi bağışıklık sisteminin güçlenmesini, hastalıklara karşı da dirençli olmasını sağlıyor dedi. Kivinin en önemli faydası çocuklarımıza. Çünkü kivi çocuklarımızın bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor. En önemli faydası bu. Belki bizim bağışıklık sistemimize fayda sağlamıyor ama çocuklarımızın bağışıklık sistemine inanılmaz faydalar sağlıyor. Onu güçlendiriyor, geliştiriyor, hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlıyor. Biz büyüklere ise faydası ise A, D, C ve K vitaminlerini içerisinde barındırıyor. Ve bu vitaminler
soğuk algınlığını önlüyor, gribi önlüyor. Şeker hastalığına, diyabete iyi geliyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kivi üretiminin çiftçilerin ekonomisine katkı sağladığını ifade ederek, bu üretimlerin sadece çiftçilerimizin ekonomisine değil, ülke ekonomisine de katkı sağladığını ve bu bölgede yetişen kivilerin de aromasının ve lezzetinin kalitesini vurguladı. Şimdi arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre ilçemizin genelinde yaklaşık şu an itibariyle yaklaşık 250-300 ton civarında bir üretim var. Eğer bu üretim tam anlamıyla, yani hava şartları uygun olduğu şekilde devam ederse yaklaşık 500-600 tona kadar çıkabiliyor. Ve bu bizleri mutlu ediyor. Bu demek oluyor ki buradaki çiftçilerimizi bundan sonra daha çok desteklemek, onların önünü açmak, her türlü desteği vererek de ekonomilerine katkı sağlamak. Bu ekonomi sadece burada çiftçimizin kendisini bağlamıyor tabii. Ülke ekonomisine de katkısı çok yüksek derecede. Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar da üreticilerin kivileri erken hasat etmemesi gerektiğine değinerek Ordu iline ait markanın korunması gerektiğini ifade etti. Kivinin pazar sorununun kesinlikle bulunmadığını vurgulayan Uzunlar, üreticilerin tamamının hasat öncesi ürününü dalından sattığını kaydetti. Kivi hasadına başlamış durumdayız. Hayırlı uğurlu olsun tüm üreticilerimiz adına söylüyorum. Bir de bizim burada başlamamızın en büyük kivi hasat sebebinin bir tanesi, tabii Sayın Kaymakamımın önderliğinde, kivi hasatı yükseklerde daha önce oluyor, alçaklarda daha gece oluyor. Arama olayı, depo olayma konusunda Kabadüz ilçesi olması vesilesiyle burada hasata başlanmış bulunmakta. Tabii ben şunu vurgulamak isterim. Burada erken hasat yapılmaması lazım. Bir markamız var Ordu iline ait. Bu markamızı korumamız lazım ama maalesef üreticilerimiz kivilerini erken topluyorlar. Bugün şu an Kayabaşı bölgesinde sahil kesimlerinde kivi toplama hasatı yapan var. Bununla ilgili bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Sayın Valimizle de görüştük. Kivi üreticisi Bekir Baş ise fındık bahçesini sökerek kiviye yöneldiğini belirterek 4 dönümden 200 kilogram ancak fındık alabiliyordum. Şimdi aynı araziden 700 tona yakın kivi hasat ediyorum diye konuştu. 4 dönümden 200 kiloya kadar ancak fındık alabiliyordum ve arıcılık yapıyordum. Arıcılıktan gelip de toplamaya ve masrafına demiyordu. Kestim ben hepsini, toprak taşıdım kimle, kivi diktim. Programın sonunda çiftçilere hediyeleri takdim edildi. Ve Ordu Valisi Sayın Seddar Yavuz, Altınordu ilçesinde yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde incelemelerde bulundu. Sıradaki haberimiz bununla ilgili. Ordu Valisi Seddar Yavuz, 14.113 metrekare alan üzerine 5 katlı olarak inşa edilen ve son katı polis evi olarak hizmet verecek olan İl Emniyet Müdürlüğü binası inşaatının tüm birimlerini tek tek gezerek inşaat alanında en ince ayrıntısına kadar inceleme ve denetimlerde bulundu. Gelinen son durum hakkında detaylı bilgi aldı. Müdürlüğümüzün ihtiyacını karşılayacak modern bir hizmet binası yapımına başlanmış olup bugün itibariyle de inşaatın sonuna doğru geliyoruz. Vali Yavuz, inşaat imalatlarının kaliteli bir şekilde yapılması ve zamanında teslim edilmesi talimatını verdi. Ordu Valisi Seddar Yavuz inceleme sonrası yaptığı açıklamada, umarım en kısa zamanda hizmete açılır ve ordunun ihtiyacı olan binayı da kazandırmış oluruz diye konuştu. Özellikle halkımızın güvenlik ihtiyacını karşılayacak ve emniyet müdürlüğüne geldiklerinde de her türlü hizmeti kolaylıkla alabilecekleri ve emniyet teşkilatı mensuplarımızın da gönül rahatlığıyla halkımıza hizmet edebileceği modern bir binayı kazandırmış olacağız inşallah. Hazırlıklarımız, çalışmalarımız hızla devam ediyor. Müteahhit firma da bugün yapmış olduğu hizmetleri, yatırımları, buradaki ince işçilikleri dahil olmak üzere İl Emniyet Müdürümüz, teknik ekibimizle beraber inceleme fırsatı bulduk. Gerekenleri hem firma yetkililerine hem de kontrol mühendislerimize ifade ettik. Ümit ederim en kısa zamanda hizmete alır ve ordunun ihtiyacı olan binayı da kazandırmış oluruz. Vali Seddar Yavuz'a inceleme sırasında İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Harun Yıldırım eşlik ederken firma yetkilileri de hazır bulundu. Yeni İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası sözleşmeye göre 31 Aralık 2019 tarihinde tamamlanacak. Sevgili izleyiciler, TV52'de Yeni Gün programı devam ediyor. Şimdi artık sabah klasiklerimizden oldu. Güzel, şöyle hareketli bir ordu türküsü ve ezgisi eşliğinde sevgili Furkan kardeşim kameranın karşısına geçecek.
şu anda Ordu'da, Ordu şehir merkezindeki o canlı görüntüleri sizlere verecek. Dün söylemiştik, bugün de söylüyoruz. Aşağı bantlarımızda koyarsan sevinirim. WhatsApp ihbar hattımız 0546-452-0222. Sevgili dostlarımız, Bülent Akçay, hayata inat gülüşü günaydın olan birine denk geldiniz. Dileğim ne diyor? Günaydınlar, evet. Gün gerçekten aydı, başladı, devam ediyor. Sezer Karayiğit, hayırlı günler demiş. Azamız diyor, sevgili diyor, Sercan Karayiğit'in de selam var diyor. Teşekkür ediyoruz, aleyküm selam. İsmail Odabaşı, günaydın Akın Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş. Başarılar diliyorum, sağ olun, var olun. Güneşli bir gün ve güneşli bir Ünye sabahından bütün dünyaya selam olsun diyor. Sevgili Hakan Yıldız, işlerimiz bereketli ve hayırlı olsun demiş. TV52'yi Ünye'de başarıyla temsil edeceğine inandığımız dostumuz, arkadaşımız, ona da kolay gelsin. Ve Hayriye Akköse, günaydın, inşallah her şey yolunda gider demiş. İnşallah efendim, sizlere de kolay gelsin. Selamlar, sevgiler, saygılar. Ve şöyle bir Boztepe'ye mi çıkartacaksın bizi? Aykut, hangi Türkiye eşliğinde gurbetteki dostlarımıza sıla hasretini gidertelim? Efendim? Tamam, hadi bakalım. Şöyle orduyu bir gezelim sizinle. Hoşuma gidiyor da yarın konuşukları, çok hoşuma gidiyor da yarın konuşukları. Atar kırarım seni de eğlencesin eğlence. Atar kırarım seni de eğlencesin eğlence. Adamı öldürüyor da yarın konuşukları. Adamı öldürüyor da yarın konuşukları. Yanık yanık
Velhasıl kelam güzel bir şehirde yaşıyoruz. Gerçekten çok güzel. Doğasıyla, tabiatıyla, havasıyla, suyuyla, insanıyla bir başka güzel memleketimiz. Memleketin kıymetini ne zaman anlıyorsunuz sorusuna hepinizin verdiği cevap tabii ki gurbete gidince anlıyorsunuz. Eminim ki gurbette şu an şu saat itibariyle yani saat 08.40 itibariyle bizleri izleyen gurbetteki hemşehrilerimiz bir kere daha idrak ettiler. Onlar sık sık bunu söylüyorlar zaten. Günaydın Akın Bey demiş ve sevgili Mehmet Dinç güzel bir şiir göndermiş. Evet diyor ki ordum ortasında pırlanta ordu Karadeniz'in kuma yatası gelir gezip gören herkesin kordonundan hava al daha gür çıkar sesin neşesine diyecek yok çoluk çocuk herkesin selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Bülent de beğenmiş. Gerçekten Mehmet Dinç ve Bülent kardeşim birçok izleyicimiz programa ciddi katkı yapıyorlar. Sevgili izleyiciler, evet programın ilk bir saatlik bölümünü yavaş yavaş tamamlıyoruz. Mahalli gazetelerimize bakacağız. Yine orduda neler oluyor, neler bitiyor bakacağız ama hani bir mesele var ki söylemezsek olmaz. Şu ordu sporla ilgili özellikle sezon başında yeni ordu spor, eski ordu spor nasıl olacak? Nasıl bir araya getirecekler? Bir araya gelebilecekler mi? Sorusu bir türlü karşılık bulmamıştı ama son dönemde duyuyoruz ki yine bir takım girişimler yapılıyor. Yine bir takım ordu sporu seven eski kulüp başkanları bir araya geliyorlar. Ordu sporla ilgili bir şeyler yapmalıyız konusu bir daha şehrin gündemine getirilebilir. Hani diyoruz ya iki tane olmazsa olmazımız var bizim de bu sabah programında. Bir tanesi şu ordu sporun bir an önce şehri yönetenler tarafından, şehri idare edenler tarafından masaya yatırılıp çözüme kavuşturulması. Çünkü ordu spor meselesi bu şehrin en önemli markasının parlatılması, tekrar insanlara özellikle futbolda kaybedilen, zaten birçok alanda kaybeden insanların kendilerini ifade etme şekli olan o sporun güzelliği, birleştiriciliği ve ordu spor çatısı altında o heyecanın, o coşkunun tekrar parlatılması gerekiyor. İşte geçtiğimiz günlerde eski ordu spor kulüp başkanları Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret etmişler. Dilek ve temennilerini iletmişler ama verilen cevap ve sonrasındaki gelişmeler tıpkı sezon başında yaşanan Ordu Spor'daki şu anki içinde bulunan durumun aynısı. O da nedir? Bir birleşme olamadı. Bir başka logo ve isim üzerinden gidiliyor. Amatör kümede Ordu Spor'umuz devam ediyor. Bu işte en çok mağdur olan kim? Tabii ki taraftarlar. Bu da şimdi bir başka gerçeği. Bu arada sevgili Hikmet Yaşar dün bir takım görüntüler gönderdi, videolar gönderdi. Programın ikinci bölümünde bu videoları da yayınlayacağız. Fas'tan bir kaza haberi var. Hani o kadar kötü bir haber ki evde kendim izlerken bile açıkçası çok üzüldüm. Yaşlı bir amca Fas'ta karşıdan karşıya geçerken o Fas'tan meydanında maalesef araç çarpması sonucu son edindiğimiz bilgi hayatını kaybettiği yönündeydi. Umarım bu bilgiyi de tam teyit edemediğimiz için o görüntüleri de ekrana vermiyoruz. Onu da söyleyelim. Diyoruz ya olmazsa olmaz ilk konumuz Ordu Spor, ikinci konumuz da üniversite hastanesi. Bakın şimdi şehirde şehir hastanesi yapılmalı, şehir hastanesi nereye yapılmalı tartışılırken biz başka bir şey diyoruz. Ya bırakın şehir hastanesini, gelin biz üniversite hastanemizi yapalım. 10 yıl önce kurulan Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hala kendisine ait modern, yeni kampüs alanının yanında kendisine ayrılan o 40-50 dönümlük arazideki yerine gelin şehir hastanesi yapacağınıza kapsamlı bir üniversite hastanesi yapın da bizler de Trabzon'a ya da Samsun'a sağlıkla ilgili alanlarındaki en uzman profesörlere gitmek durumunda kalmayalım. Şimdi bir hastalandığınızda ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığınızda ilk aklınıza gelen yer ya Samsun oluyor ya Trabzon oluyor. Sonra Ankara, İstanbul lokasyonlarını düşünüyorsunuz. Bu anlamda işte bence Samsun, Sark, Demiryolu kadar önemli.
Bence Ordu Spor meselesi kadar önemli, Ordu Havalimanı kadar önemli, çevre yolu kadar önemli. İnsanlar, bizler maalesef sağlığın değerini ne zaman anlıyoruz? Hastalandığımız zaman anlıyoruz. Kıymetini ne zaman anlıyoruz? Sağlıkla ilgili bir problem yaşadığımızda işte Allah bizi şuraya düşürmesin, Allah bizi buraya düşürmesin deyip feravan ediyoruz. Ama bu kadar yatırımın yapıldığının söylendiği, tüm eksiklerine rağmen işte havalimanı, üniversitesi, benzer lokasyonları, üniversitenin olmazsa olmazı tıp fakültesi, hastanesi olmalı. O yüzden tamamıyla kar amacı güdülen bir başka lokasyona, bir başka ticari mantıkla şehir hastanesi kurmak yerine Türkiye'nin önemli profesörlerinin hizmet ettiği modern ve ferah bir tıp fakültesi hastanesi, eğitim araştırma hastanesi ne güzel olurdu diye sizlere de sizlerin takdirine bırakıyorum sevgili dostlarımız, arkadaşlarımız. Evet, sevgili Kürşat Savaşkan diyor ki iyi günler Akın Bey, Ordu'nun sesini duyurun. Ordu Spor bizim şehrimiz için geçerli bir markadır. İyi günler diyor. Son dönemde özellikle Ordu Spor'un bu amatör macerasında sevgili kardeşlerimiz hakikaten çok fedakarca önemli işler yaptılar. Özellikle dün sevgili Zafer Öztürk'le karşılaştım. Ordu Spor'un logosunun tescillenmesi noktasındaki yaptıkları manevranın çok önemli bir şey olduğunu, belki de o borçlu Ordu Spor'dan borçsuz Ordu Spor'a geçilecek çok ciddi bir adım olduğunu da bize hatırlattı. Teşekkür ediyoruz sevgili Zafer Öztürk'e de buradan selam olsun diyelim. Şimdi kısa bir araya gidelim, ardından Yeni Gün programı devam edecek. Sezgin Yaşar'ın hazırlayıp sunduğu Tefekkür Saati, Perşembe günü saat 20'de TV52 ekranlarında. Bu haftanın konuğu Diyanet İşleri Başkanlığı Baş Müfettişi Dr. Dursun Aygün olacak. Tefekkür Saati, Perşembe akşamı saat 20'de. Sefa Merve'de kaçırılmayacak fırsatlar. Sefa Merve elbise 39.90, Sefa Merve tunik 29.90. Üstelik kargo 1 lira. Sefa Merve. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi. Bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay 0 faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Metehan Özel Servis. Araçlarınızın tüm arızalarında, tamir ve bakımlarında araçlarınızı güvenle teslim edebileceğiniz tek adres Metehan Özel Servis, sizlerin hizmetinde. 20 yıllık Almanya tecrübemizle her türlü Avrupa araçlarının periyodik bakımları, arıza tespiti, beyin okuma, alt üst bakım, klima bakımı, fren testi, araç muayeneye hazırlık, otomatik şanzıman, yağ bakım tamiri ve çok daha fazlası. Deneyimli usta kadromuzda araçlarınızı garantili olarak yapıp zamanında müşterilerimize teslim ediyoruz. Metehan Özel Servis.
yerli üretim, eşsiz tasarım, kaliteli, dayanıklı ve şık ürünleriyle sektöründe lider bir marka. Empo Pompa. Tarih bizi tanımlayan kelime. Tam 1986 yılından beri sanayi iş kollarına hizmet veriyoruz. Yüksek verimlilik, düşük bakım ilkesiyle, işletim ömrü uzun, korozyona dayanıklı, hafif, yüksek verimlilikle tasarlanan olağanüstü mekanik pompalar eşsiz bir mühendislikle hazırlanıyor. Çelik sanayinin kalbi pompalar Empo kalitesiyle üretiliyor. Dalgıç pompalar, santrifüj pompalar, sıcak su pompaları, kademeli pompalar, salyangoz pompa, hidroforlar, yangın pompaları, dünya çapında kimyasal veya endüstriyel işlem uygulamaları için ideal şekilde özel olarak tasarlanır. Ürünlerimizin arkasındayız ve bizimle çalışmanızdan onur duyarız. Suyun olduğu her yerde. Empo Pompa. Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızla lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, ayrıca her marka lastik satışı Osman Köksal Otomotiv Otomotiv Lastik Park'ta. Michelin, Lassa, Tatco, Riken, Prelli, Goodyear, Petlas, Osman Köksal Otomotiv Lastik Park'ta en uygun fiyata sizleri bekliyor. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyanlara getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Lastik Park denildiğinde yılın 365 günü her markada kampanya. Güvenliğiniz için. Doğal gaz kaçağı durumunda ortama çürük sarımsağa benzer rahatsız edici bir koku yayılır. Böyle bir koku duyarsanız elektrik düğmeleri dahil elektrikle çalışan hiçbir şeye dokunmayınız. Açıksa kapamayınız, kapalıysa açmayınız. Pencere ve kapıları açarak bulunduğunuz ortamı havalandırınız. Doğal gaz vanalarını kapatınız. Vakit kaybetmeden bulunduğunuz ortamdan dışarıya çıkarak 187 doğal gaz acil hattını arayın. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır. 444 52 13 ara Türkiye'nin her yerinden İshak Çay Sigorta. 444 52 13 ara Türkiye'nin her yerinden İshak Çay Sigorta. Sefa Merve'de yeni sezon ürünler 5.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Mobil uygulamayı indir, 5.99 Euro'dan başlayan ürünleri kaçırma. Sefa Merve. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat. En iyi isteyenlerin tercihi. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj.
Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi bak, televizyon hazır. Hep buyur. Bu sonla biterdi. Kahraman! Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi. Kahraman, kahraman bak televizyon hazır, uyan artık. O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye. Hazırlanın, taşınıyorsunuz. Prestij, kalite, konfor hepsi tek bir çatı altında. Adalı Gayrimenkul, hayallerinizin ötesinde yaşam alanı turkuaz evlerini gururla sunar. Bahçemiz şehir parkıyla yarışıyor. 7300 metrekare alan üzerine %80'i yeşil projemiz sizi ve ailenizi çok mutlu edecek. Gelin turkuaz evlerini yakından inceleyelim. Fore kazık temel sistemi, çift asansör sistemi, asmolen döküm, balkonlarda televizyon ve ısıtma sistemi, %80 sonrası ürün beğenme fırsatı, kara sıvayla birlikte mantolama, ödüllü peyzaj, tüm blokların altında sosyal tesis ve misafir otoparkı, kiler, ütü odası, giyinme odası, basketbol sahası, çocuk havuzu, çocuk oyun parkı ve çok daha fazlası burada. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Sefa Merve'de yeni sezon ürünler 5.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Sana özel indirimler Sefa Merve mobil uygulamasında. Avrupa ve Amerika'ya kargo bedava. Herkes daha kaliteli, daha güvenli, daha konforlu evlerde yaşamak ister. Biz de. Gelin komşu olalım. Aynı merdivenlerde günaydın diyelim birbirimize. Aynı otoparkta selamlaşalım. Aynı kamelyalarda doyumsuz sohbetler yapalım. Gelin komşu olalım. Elit Park'ta yaşam başladı. Sınırlı sayıdaki daireler tükenmeden siz de bu eşsiz projedeki yerinizi alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Elit Park bir alan yapı projesidir. Şu an gece çekimi yapıyoruz. Neredeyiz? İtalya'dayız. Moreno'dayız, İtalya'dayız. Usta hayırdır, biri Konya, biri Malatya, anneyi baba mı? Sevgiliciye inanmıyorum ha, biri Malatya, biri Konya, yani biri anne, biri baba tarafından. Burada küçük küçük böyle şeyler var, yani böyle satış yerleri var. Buradaki halk o küçük samanlıklarını, serentilerini, böyle yani ambarlarını bugün için özel açıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Sevgili izleyiciler, TV52'de Yeni Gün programı devam ediyor ve gönderdiğiniz tüm günaydın mesajlar için teşekkür ediyoruz. Bugün umarım tüm esnaf arkadaşlarımız için de, evde bizleri izleyen hanımefendiler, tabii sevgili annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz, onlar için de keyifli bir gün olur. Aman dikkat diyoruz, bu havalar sizi yanıltmasın. Hava
Şu anda dün oldukça keyifliydi. Birçok insanı yürüyüş yaparken gördük. Birçok insanı köylere, köylerdeki bağlarına, bahçelerine giderken duyduk, gördük. Bu havalar tam hastalık havası. Kendinize dikkat ediniz diyelim sevgili izleyiciler. Şimdi televizyonda Galatasaraylı arkadaşlarım var. Onlara biraz takıldık. Özellikle Fenerbahçeli arkadaşlarımız takılıyor. Biz Ordu sporluyuz tabii ama 6 Kasım yine bir Galatasaray için talihsiz bir an olmuş. Türk futbolu adına da, yaşadığımız şehirdeki sportif faaliyetler adına da her şeyin güzel olmasını diliyoruz. Esnaflar için ve ev hanımları için dilediğimiz dilek ve temennileri tabii ki bir ayı aldıkları asgari ücretle geçirmeye çalışan tüm asgari ücretli kardeşlerime, arkadaşlarıma da kolay gelsin. Türkiye'de artık asgari ücretle bir ev bakmak, hatta iki asgari ücretlinin aynı evde yaşayarak bir evi geçindirmeye çalışması oldukça zor. Kolay gelsin efendim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hani enflasyonun sihirli dahi çocuğu Ordu'ya geliyor. Çeşitli ziyaretlerde bulunacak ama umarım Türkiye'de her şey daha güzel olur diye ümidimizi, dileğimizi, temennimizi iletelim. Yani hayata inat, gülüşü günaydın olan birisine denk gelmeniz dileğiyle, sözüyle katkı yapan sevgili dostuma, Bülent kardeşime de selam olsun diyelim. İstanbul'dan sevgili dostumuz, arkadaşımız Sedat Ünver, o da bacanağını kaybetmiş idi. Dün cenazeleri vardı. Allah rahmet eylesin. Mekan bir kere daha cennet olsun diyelim. O da hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bir kere daha sizlerin de başı sağ olsun. Şimdi Ordu'da engelli olmak zor. Ben birkaç gün önce program başında demiştim ki hepimiz bir engelli adayıyız. Yani Allah göstermesin, trafikte ya da işte köyde bir ağacın tepesinde meyve toplarken ya da spor yaparken ya da başka bir sebepten dolayı biz de çeşitli kazalar sonrasında aynı duruma düşebiliriz. Şimdi şehri yönetenlere soruyorum. Siz bir engelli vatandaş olsanız, hem Büyükşehir Belediyesi'nin, hem Altınordu Belediyesi'nin, hem Ünye ve Fatsa'da ya da Ordu'nun herhangi bir ilçesinde ya da İstanbul'da ya da Ankara'da tekerlekli sandalyenizle sizler için yapılan yollardan yürürken karşınıza bir engel çıksa ne yaparsınız? İşte bizim bu konudaki fahri muhabirimiz, bakın kendisi bizim hakikaten fahri muhabirimiz, bizim için üşenmedi ve birçok videoyu bizlere gönderdi. Biz de şimdi buradan sevgili Hikmet Yaşar, buranın neresi olduğunu bana yazarsan şimdi videoyu izlettireceğim. Aykut hazır mı o video ve resimler? Evet, internetimizde bir sıkıntı olduğu için, evet Aykut'cum hemen gönderiyorum. Çok özür diliyorum sevgili kardeşim. Bakın sevgili Hikmet Yaşar dün bu görüntüleri bana gönderdi. Şimdi anlamanızı istiyorum. Burası evet, Ordu'nun çok işlek bir caddesi. Tam neresi olduğunu bana yazarsan sevgili Hikmet Yaşar, çok teşekkür ediyorum. Ve tekerlekli sandalyenizle Ordu sokaklarında dolaşırken birdenbire karşınıza ne çıkıyor biliyor musunuz? İşte şu görüntü çıkıyor. Aykut önce görüntüyü verelim, sonra da önce videoyu, resmi verelim, sonra da videoyu oynatalım. Bakın, hazır mı? Hemen. Bakın o görseli görmenizi istiyorum. Bu sadece sevgili dostumuz bize bu görüntüyü göndermiş. Bakın. Şimdi daha iyi anlamanız için, bu görüntüyü daha iyi anlamanız için bir de genel çekim yapmış. Evet, sesi açabiliriz. Evet. Çiçekçinin şeyini bozdum, reka tabletini bozdum. Şimdi ben nereden geçeceğim? Oradan. Valla sen nereden geçeceksin? Sen geri döneceksin geldiğin arkadaşımız. Tamam, bu görselden çıkalım hemen. Resimleri gösterelim. Resimlerden daha iyi anlaşılacak. Sevgili izleyicilerimizden de rica ediyoruz. Bize WhatsApp ihbar hattına gönderdiğiniz görüntüleri çekerken telefonu şöyle yan tutmanız gerekiyor. Bu şekilde yaptığımız çekimlerde ortaya böyle bir ters görüntü çıkıyor. Doğru mu söyledim Furkan? Bir baktım, tamam. Eyvallah Furkan, bir an bakınca
Dedim acaba yanlış bir bilgi mi veriyoruz ama lütfen bize WhatsApp ihbaratına gönderdiğiniz videoları ve resimlerde böyle tutmanız gerekiyor. Bakın burası engelli hem görme engelliler için hem bedensel engelli kardeşlerimizin yürüdüğü bir parkur. Şimdi sevgili Hikmet Yaşar biraz da böyle kilolu cevval bir abimiz. Şimdi oradaki mazgal, bakın onun başına biraz dikkatli olmasa çok ciddi bir kaza ile karşı karşıya bırakabilir. Kendisi şu anda şu saatte bizi izlemiyor herhalde. İzlemiş olsaydı mutlaka bir cevap yazardı. İşte buraya o mazgalı koyan ya da o yolu oraya yapan arkadaşlarımızın acaba kendileri o koltukta olsalardı ne yaparlardı? O yüzden şehrin sokaklarını yaparken de, şehrin trafiğini düzenlerken de tamam teşekkür ediyorum sevgili Aykut. Biraz daha dikkat, biraz daha hassasiyet istiyoruz. Hepimiz her seferinde söylüyoruz. Birer engelli adayız. Biz de bu durumla karşı karşıya kalabiliriz. Empati yapmak adına şehirde hem trafiği idare edenlere hem başka yönetici arkadaşlarımıza gelin bir gün sabahtan akşama kadar bu şehirde gözünüzü bağlayın, görme engelli kardeşlerimizin ne hissettiğini anlayınız. Ya da bir tekerlekli sandalyeye oturunuz, Ordu ya da bulunduğunuz ilçelerdeki sokakları bir tekerlekli sandalyeyle dolaşmaya çalışınız. İşte o zaman bir kere daha anlayacaksınız bu insanların neler hissettiğini. Evet, 6 yaşam kuralı var. Dua etmeden önce inan, konuşmadan önce dinle, harcamadan önce kazan, yazmadan önce düşün, vazgeçmeden önce dene, ölmeden önce yaşa. Bravo sevgili kardeşim, arkadaşım. Ve sevgili Bülent, bir kere daha okuyalım bu 6 yaşam kuralını. Mutlu yaşamanın 6 altın kuralı olsun bu. Dua etmeden önce inan. Konuşmadan önce dinle. Harcamadan önce kazan. Yazmadan önce düşün. Ve vazgeçmeden önce dene demiş. Ve en son olarak da ölmeden önce yaşa. Evet, yaşayanlara, yaşatanlara, iyi yaşatanlara da selam olsun. Cemal Genç'e geçmiş olsun. Bu arada bir rahatsızlığın varmış. Dün de sosyal medyanızdan gördük, takip ettik. Ankara'dan selamlar diyor sevgili dostumuz, arkadaşımız. Şimdi sizi Ordu'nun Ünye ilçesine götürüyoruz. Ordu'nun Ünye ilçesindeki, bakın, Göl Evi Mahallesi'nde bulunan Ünye Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi öğrencilerinin bir dertleri, bir talepleri var. Yetkililere duyurulur efendim. Bu yol Ünye Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi'ne giden yol. Gördüğünüz gibi bu yol kırsal bir yol ve yolumuz şu anda bozuk durumda. Bu görüntüler Ordu'nun Ünye ilçesinde çekildi. Bu okula öğrencilerin ulaşımı çok zor. Öğretmenler kendi araçlarla gidip geliyorlar. Öğretmenler açısından, eğitimciler açısından herhangi bir sıkıntı yok. Ünye'nin Gölevi Mahallesi'nde hizmet veren Ünye Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi'ne giden yol iddialara göre hem bozuk hem de uzak. Tenha yol. Bu yolu 13 ila 17-18 yaş arası öğrencilerimiz, kız çocuklarımız, erkek çocuklarımız kullanıyor. Her an karşılarına ne çıkacağı belli olmayan bir yol. Bir tarafı dağlık, orman arazisi. Evi yakın olan yürüme, uzak olan servisle gidiyor. Servisi kaçıran ya kilometrelerce yolu yürümek zorunda kalıyor ya da okula gidemiyor. Biz yetkililere bu okulun yoluyla ilgili bu yolun yapılmasını defalarca söyledik. Servis kullanan öğrenciler servisi kaçırdıkları takdirde bu okula, eğitime gelemiyorlar. Bu da hem öğrenci hem de ailesi için sorun çıkarıyor. İddialara göre Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler yaptığı toplantıda 2019-2020 eğitim sezonunda bu yolun dolmuş güzergahı içine alınacağını ve yolun iyileştirileceğini söyledi ama olmadı. Okul yolunda halen öğrenci ve aileleri sıkıntı yaşıyor.
ulaşım yönünden sadece birinci dönem 40 tane öğrenci bu okuldan kaydını alırdı. Yani idarecilerimizden, yöneticilerimizden biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Servis parasını ödeyemeyen velilere ise iddialara göre ödeyemeyince de taşıma şirketi öğrencinin okula götürülemeyeceği yönünde mesaj atıyor. İsteyen bir kişi istediği an okula gelebilir. Şimdi hem öğrenciler hem de veliler devlet okulunda ulaşımın kolay olmasını istiyor. Servis kullanan öğrenciler servisi kaçırdıkları takdirde bu okula eğitime gelemiyorlar. Ünye'nin çok dışında bir okul. Ulaşım yönünden sadece birinci dönem 40 tane öğrenci bu okuldan kaydını alırdı. Sevgili arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Yalnız keşke yanında biri olsaydı da o görüntüleri o çekseydi. Yani araç kullanırken biraz riskli olabilir. Umarım o sırada aracında da öğrenci yoktu. O da ayrı bir sıkıntı ama önemli bir tespit. Umarım bu istek ve talepleriniz karşılık bulur. Oradaki hem öğrenciler mağdur olmaz hem de aileler mağdur olmaz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sabahları artık biz sadece Ordu şehir merkezinde değil, ilçelerden de görüntü istediğimizi söylüyoruz. Şimdi gurbette Kabataş'ı ve Ünye'yi özleyenlere oradaki sevgili Kabataş temsilcimiz Tahsin Köksal ve Ünye temsilcimiz Hakan Yıldız şu an itibariyle yani 7 Kasım itibariyle biraz önce videolar gönderdiler. O videoları da sizlere izlettirelim bakalım. Şimdi bu görüntüler üzerine kendi kendilerine eminim ki konuşuyorlardır. Ya işte bu işte Kabataş, işte Ünye, Fatsa. İnanın biz bu şehirde yaşadığımız şehrin kıymetini bilemiyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde Kabataş'a, Çatalpınar'a, ilçelere ziyarete gittik. Bir esnaf arkadaşımız yanında, gençlerin yanına yaklaştığımızda soruyoruz işte ailen nerede? İşte abim Japonya'da, abim Almanya'da, babam işçi olarak İstanbul'da ya da işte Marmaris'te farklı yerlerde çalışıyor sorusunu aldık. İşte bu zaman zaman 3 saniyelik, 5 saniyelik görüntüler belki de gurbette olan bir Kabataşlı'nın ya da yurt dışında olan bir Ünyeli kardeşimizin ne kadar güzeldi. Her iki görüntü içinde aynı şeyi söyleyeceğim. Belki Kabataş'ta çok fazla manzara lokasyonu yoktu ama yani memleketini özleyenler için böyle bir anlık da olsa tadımlık onları ilçelerine ya da memleket hasretini gidermek adına şöyle bir kısa bir ilçe turu yapmış olduk diyelim. Ünye görüntüsü harikaydı sevgili Hakan. Ünye bir başka güzel gerçekten. Tüm ilçelerimiz güzel ama Ünye bir başka güzel. Sevgili Sezen Aksu'nun şöyle güzel bir şarkısı var. Hani kalbim Ege'de kaldı diyor. Herhalde bu taraflara gelseydi kalbi Ünye'de kalırdı. Doğasıyla, manzarasıyla, havasıyla, insanlarıyla. Toprağının bereketiyle Ünye çok özel bir lokasyon. O yüzden tüm Ünyelilere de selam olsun. Gurbetteki Mesudiyelilere de selam olsun. Mesudiyeli dostlarım, arkadaşlarım deminden bu yana mesaj gönderiyorlar. Hani bir tarafta bir sahil ilçesi Ünye ama diğer tarafta da en güzel manzara insan manzarası. İşte
Çok güzel insanlar yetiştiren, birçoğu da gurbette yaşayan Mesudiyelilere, Meletlilere de selam olsun. Ertuğrul Köleoğlu Ateşehir'den selamlar demiş, selam olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sevgiler, saygılar diyelim. Geçtiğimiz ay Ordu Tanıtım Günleri vesilesiyle biz de İstanbul'daydık. Çok güzel bir dernek binası kazandırdı Ataşehir Ordular Derneği. Tüm hemşehrilerim adına size ve yönetimdeki arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Sevgili Ertuğrul Köleoğlu, yaptığınız hizmet önemli. Umarım bundan sonra da o lokasyonda güzel toplantılar, dost buluşmaları, hemşeri dayanışma günleri, geceleri, kahvaltıları düzenlersiniz. İstanbul'daki tüm dernek faaliyeti gösteren dostlarımıza da, arkadaşlarımıza da selam olsun diyelim. Ve sevgili dostumuz, ağabeyimiz Sabri Çelebi'ye de onun yönetimindeki tüm Ordu Dernekler Federasyonu'ndaki güzel insanlara da buradan bir kere daha, şimdi Ertuğrul mesaj yazınca aklımıza geldi, selamlar, sevgiler. Sevgili izleyiciler, şimdi mahalli gazetelerimizde ne var ne yok onlara bir bakalım. Birkaç haberimiz daha var ama mahalli gazetelerimizde Aykut hazırladığında bize haber verirse çok sevineceğim. Hazır mı? Tamam, harikasın. Önce Fas'a gidelim. Fas'a'dan bir haber gösterelim size. Bakalım Fas'a gazetesi, sevgili Mehmet Özmaden ve arkadaşlarımız ne demişler? Şu ilk habere, kapalı pazar yeri önceliğimiz diyen Fas'a Belediye Başkanı, yani kendisini hiç tanımıyor idim. İlk kez AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında gördüm. Hala aynı şeyi söylüyorum, hissediyorum. Bakın, çok pozitif bir insan, genç, başarılı, sürekli tebessüm eden ve samimiyetine inandığımız ve Fas'a için de güzel işler yapacağına inandığımız bir arkadaşımız. Ama her ekipte ya da her başkanın çevresinde olan ve işleri sadece ticari, kendi ticaretlerine çalışan tipler vardır. Umarım sevgili İbrahim Ethem Kibar yanına böyle tipleri yanaştırmaz. Umarım Fas'a'yı yönetirken ya da Fas'a'ya hizmet yaparken çevresindeki, yani şu an için söylemiyorum, bu bir genel konuşma, insanların kendisini yanlış yönlendirmesine müsaade etmez. Bakın, ona da eminiz, kapalı pazar yeri önceliğimiz demiş. Habere yakınlaşalım. Burada Sayın Kibar diyor ki, seyyar satıcılar ve pazarcılarla bir araya gelen İbrahim Ethem Kibar, Seyyar Pazarcılar Dayanışma ve Koruma Derneği'ni gerçekleştirdiği ziyarete yaptığı konuşmada kapalı pazar yeri konusunda uzun süredir ilçenin gündemini meşgul ettiğini belirterek, bu sadece pazarcılarımızın sorunu gibi gözükse de Fas'ta yaşayan herkesi ilgilendiren önemli bir projedir. Dolayısıyla bu projeyi ilk sıraya almamızdaki amacımız Fas'ta'nın genelini ilgilendiren proje olmasıdır. Gönül evimiz Fas'ta hizmete başlayalı sadece 7 ay oldu. Eskiyi muhal olarak mı yazıyor burada arkadaşlar? Ben mi yanlış görüyorum? Görmek mümkün olamayacağı gibi geleceği de planlamak ve ona göre çalışma yapmak gerekiyor. Ancak belediyeyi devraldığımız gün karşımıza çıkan tablonun hoş olmadığını ve ciddi bir borç yüküyle devraldığımızı kamuoyunda bilgisinde diyor, bir sıkıntısını dile getirmiş. Fas'a'dan İbrahim Ethem Kibar'dan bir açıklamaydı bu. Evet, Fas'a'daki arkadaşlarımızın Fas'a ile ilgili hangi haberleri var başka? Bir şu aşağı doğru inersek. Var mı Aykut'cum başka bir haber? Evet, 190 yıllık Müslüman mezarlığına gökdelen dikilmiş. Vay anasını sayın seyirciler, böyle de bir başlık attık. Ordu'nun sahil mevkiinde yapılan Belde Evler Projesi ile ilgili böyle bir başlık atmışlar. Ama bu haber diğer gazetelerde de göreceksiniz. Sanırım bu görüntü, bu resim Sayın Hilmi Güler'in elindeydi. Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Ordu'ya geleceği haberi de yine gazetemizden, birinci sayfadan yansıyan bir haber. Bir diğer gazetemizle devam edelim. Gazete turumuzu hızlı bir şekilde tamamlayalım. Fındığın Öyküsü Müzesi ay sonunda açılıyor diyor haber. Ordu Afiş Gazetesi'nde İl Kültür Turizm Müdürü sevgili Uğur Toparlak. Bakın, Afiş Gazetesi'nde de var. Diğer gazetelerde de göreceksiniz bu ve
benzeri haberleri. Evet, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restorasyon çalışmaları tamamlanan ve Fındığın Öyküsü Müzesi'ne dönüştürülen Kahraman Sara Konağı'nda sona gelindi. Güzel bir çalışma, olumlu bir çalışma. Haber Afiş Gazetesi'nde devam ediyor. İşte bakın, altında gökdelenin altından mezarlık çıktı demişler. Eskisi yenisi, eski yeni resimler koyulmuş. Tamam. Bir diğer gazetemizle devam edelim. Aykut, buna yakınlaşmaya gerek yok. Diğer gazetemizle devam edelim. Ordu Hayat Gazetesi kayıp mektup demişler. Bakın, CHP Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel, Atatürk'ün 1923 yılında Amerika'nın New York eyaletinde oturan 10 yaşındaki Curtis LaFrance el yazısıyla yazdığı mektubu arıyor. Mustafa Adıgüzel mektubu arıyormuş. Kolay gelsin efendim. Başarılar diliyoruz. Ordunun sorunlarına gösterdiği hassasiyet dışında da memleketin meselelerine de kafa yoran önemli bir bilim adamı, doktor. Siyasetçiliğiyle ilgili olan kısımlarını eleştiririm var ama yine de ordu içinde, memleket içinde önemli konuları gündeme getirmeye çalışıyor. Kendisine de başarılar dileyelim. Habere yakınlaşalım. Biliyorsunuz pazar günü 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Bakın, haber şöyle. Curtis LaFrance 1998 yılında Türkiye ziyaretinde mektubu Kültür Bakanlığı'na bağışlamış ve Adıgüzel mektubu bulmak için Anıtkabir arşivine ve emanetine baktığını, ancak mektubun bulunamadığını söyledi. Bununla ilgili bir soru önergesi veren Mustafa Adıgüzel, mektubun Anıtkabir'de sergilenmek üzere bağışlandığını öğrenirken konuyla ilgili hem Cumhurbaşkanı yardımcılarına hem de Kültür Bakanlığı'na bir soru önergesi verdi. Mustafa Adıgüzel, atamızın el yazısı ile 1923'te yazdığı bu mektup kendisinin çocuklara olan yaklaşımı için harika bir örnektir. Bu mektubun Anıtkabir'de Atatürk ve çocuk temalı bir bölümde sergilenmesi gerekir. Bunu mutlaka bulup sergilenmesi için gerekli işlemleri yapacağız dedi. Şimdi hemen ben de Google'a girip bakacağım, mektubun orijinali neydi diye söyleyeceğiz. Ve Sırrıpaşa Caddesi yenileniyor. Sırrıpaşa Caddesi ile ilgili habere gelelim. Bakın, Fidangör dediğimiz mevki burası. Sayın Mehmet Hilmi Güler seçim döneminde bu caddede dolaşırken tüm esnaf arkadaşlarımızın ilk talebi Sırrıpaşa Caddesi'nin yenilenmesiydi. Ama inşaatın geç ilerlemesiyle ilgili, yavaş ilerlemesiyle ilgili sıkıntılar vardı. Bu anlamda konuyla ilgili hangi birim, hangi kısım bakıyor ise esnaf arkadaşlarımız her gün buradan yazıyorlar, inanın. Diyorlar ki lütfen şu kış gelmeden Sırrıpaşa'nın parkeleri döşensin, bizler de rahat edelim. Çok da haklılar, çünkü 2 yıl 3 yıl önce Ordu'nun bütün sokakları beton oldu. Her taraf güzel bir şekilde, beton yoğunluğuna rağmen güzel bir şekilde modernize edildi ama biz niye mağdur olduk diyen dostlarımızın, arkadaşlarımızın bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini ümit ediyoruz. Eminim ki olacaktır bu da. Evet sevgili Ahmet Özdamar, Günaydın TV'deki tüm çalışma hayatındaki arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bakın, birkaç gündür gözlemlediğim bir konu var diyor. Ortaokul, lise zamanlarında erkek arkadaşlar nadir sigara içerdi ve şimdi maalesef müdürler ve öğretmenler baskın yapıp ceza verdi. Küçük oğlumu sabah bırakırken birkaç gündür gördüğüm konu şu. Erkekler sigara içmiyor artık okulların aralarında. Kız öğrenciler de sigara içiyor, sigara tüttürüyor demiş. Buradan diyor Milli Eğitim Bakanımıza sesleniyorum demiş sevgili Ahmet kardeşim. Biz de illerdeki ve ilçelerdeki milli eğitim müdürlerine şu çağrıyı yapalım. Ahmet Özdamar'ın bu sözünden yola çıkarak. Okulların yanlarındaki kafeleri denetleyiniz. Birçok kız erkek fark etmiyor. Ellerinde sigaralarla o kafelerde bakın neredeyse ortaokul öğrencilerini görmek mümkün diyelim. Evet, bir diğer gazetemize bakalım. 3 hastaya umut oldu demiş. Bunun haberini yapmış idik. Hürses gazetesi geçtiğimiz günlerde beyin ölümü gerçekleşen kardeşimizin organı 3 hastaya umut olmuş. Haber Hürses gazetesinde. Alo, ben Hilmi Güler.
Evet, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmigüler, bakın burası bir çağrı merkezi mi? Hangi telefonlara bakmış? Vatandaşların talep ve önerilerini halk gününün ardından bu kez Beyaz Masa'da cevaplandırdı. Beyaz Masa'daki telefonlara Mehmet İlmigüler bakmış. Ve hemen yanında da sevgili Aşkın Tören, o da dünkü meclis toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamaları Hürses Gazetesi ekrana getirmiş. Cemal Engürt'le ilgili aşağıda bir haber vardı. Cemal Engürt'te Ordu Milletvekilimiz, sevgili dostumuz, ağabeyimiz, arkadaşımız Cemal Engürt'te yine yollar yapılsın diye ordunun sorunlarını gündeme getirmeye çalışıyor. Şimdi biraz espri yapacağım gerçi ama Mustafa da güzel, o da önemli bir şey yapıyor ama önemli bir mektubun peşine düşerken Sayın Engürt de ordu ile ilgili konuları mecliste konuşuyor. İkisi de konuşuyor. İşin esprisi bir yana. Muhalefet milletvekilleri ordunun sorunları ile ilgili konuşurken iktidar partisi milletvekilleri de ordunun konularını konuşuyor. Yani zaman zaman ordu ile ilgili bir sorun olduğunda inanın biz gazetecilerle de istişare ediyorlar. Ne derece yapılabiliyor, ne derece yapılamıyor onun takdirini siz sevgili vatandaşlarımız veriyorsunuz ama iktidarda, muhalefeti de ellerinden gelen çabayı sergiliyorlar. En fazla hangisi ordunun sorunlarına değiniyor? Şimdi size bu soruyu sorayım. Yani program bitene kadar yazabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Sizce ordunun meselelerini, konularını en fazla hangi milletvekilimiz takip ediyor, dile getiriyor? İktidar partisinden ya da muhalefet partisinden bize söyleyebilirsiniz diyelim. Evet, Hürses Gazetesi'nden sonra Ordu Olay Gazetesi mi var sırada? Evet, Rus pazarı meydan olsun ve Berat Albayrak bugün Ordu'da, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün ekibiyle birlikte çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geliyor. Bakan Albayrak'a açık mektup demiş Olay Gazetesi. Hangi konuları söylemiş? Bir, kalıcı fındık politikası istiyoruz demişler. Bu sene fındık fiyatı nasıl olacak? Arkadaşlar para yok, para bitti. Fındık fiyatı umarım rekolte güzel olur, fiyat iyi olur ama devletimiz fındık konusunda bu sene ilk kez piyasaya erken girerek fiyatın belirli bir düzeyde olmasını sağladı. Ama bir takım yanlış düşüncede olan insanlar var ya, hemen fiyatla ilgili manipülatif hareketler yaptılar. Kurumları etkilediler, fiyatı yine düşürmeye çalıştılar ama yetkililer diyor ki ikinci aya kadar fındığınızı satmazsanız artacak diyorlar. Yetkililer diyor. Bu bir öngörü olmayabilir. Yorum takdir sizlerin. Kalıcı fındık politikası istiyoruz. Evet, ikinci konu üniversitemizin tıp fakültesi hastanesini istiyoruz diyor. Sonuna kadar her ikisi için de altına imzamızı atıyoruz. Sayın Berat Albayrak geldiğinde bütün bu dokunuşları yapacaktır. Üçüncü olarak Samsun-Sarp demiryolu projesi ile ilgili hassasiyetlerini dile getirmişler. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz gün Sayın Halit Tomakin'le bir telefon görüşmesi yaptık. Sayın Tomakin bu konuyu Ankara'da hem bakanlık düzeyinde hem de genel müdürlük düzeyinde ilettiğini, Samsun-Ankara arası demiryolu ihalesinin bittiğini ve orduyla Samsun arasına kadar da bu demir yolunun uzatılacağını, bunu da projelendirme aşamasında olduğunu müjdesini verdi. Umarım Sarp'a kadar devam eder diyelim. Bu bölgeyi de hareketlendirecek. Yani Artvin'den Rize'ye, Rize'den Trabzon'a, Trabzon'dan Giresun'a, Giresun'dan Ordu'ya, Ordu biz tersten getirdik arkadaşlar vagonları. Ticaret içinde, turizm için de önemli bir hareket olacaktır. Bugün kış aylarında insanlar Kars, Ağrı, Ardahan tarafındaki Doğu Ekspresi'ne binmek için neredeyse aylar öncesinden rezervasyon yapıyorlar ve çok ciddi bir turizm patlaması oldu o bölgede. Ve Ordu Spor için destek beklerken Büyükşehir Belediye'miz destek bekliyor demişler. Bu ne desteğiydi arkadaşlar? Bakın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmigüler, şehrin geleceğini ilgilendiren imar konusunda çok cesur, doğru kararlar alıyor diyor haberde ve Ordu STK'ları ve Ordu kamuoyu Başkan Hilmi Güler'in bu kararını hep beraber destekliyor. Orduların Güler'e kamuoyu desteği %99 seviyelerinde
çok iddialı bir laf olmuş sevgili Zeki Özel, sevgili Rüştü Baş, kolay gelsin Olay Gazetesi'ne. Yani %99 olmasa bile yine %70'lerdedir. Hilmi Güler'in ismi her zaman bir markadır. Şu anda daha görevinin çok başında, iyi niyetli bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hakikaten eğer Sayın Hilmi Güler şehirle ilgili sorunları tespit etme, çözme noktasında konsantre olur ve içeriden sıkıntı yaşamaz ise ben Ordu için güzel işler yapacağına tüm kalbimle söylüyorum, inanıyorum. Sayın Hilmi Güler'in Ordu'ya gelmesi bir şanstır. Onun ismini, onun markasını doğru kullanmak, doğru değerlendirmek lazım. Yıpratmamak da lazım, onu da söyleyelim. Ama dediğim gibi ekip çok önemli. Kiminle yürüdüğünüz çok önemli, kiminle çalıştığınız çok önemli. O yüzden bu yazıda da yazılan yazının devamında o yüzden diyorlar Sayın Hilmi Güler'e destek olmak adına AK Partili ya da bir partili olarak görmüyoruz. Bu şehrin çevre sorunlarına gösterdiği hassasiyetten dolayı kendisine teşekkür ediyoruz demiş Olay Gazetesi. Rus Pazarı ile ilgili Olay Gazetesi'nde önemli bir yazı vardı. Rus Pazarı kaldırılsın demiş ama Rus Pazarı esnafı ayağa kalkar. Arkadaşlar oradaki insanlar ne yapsın? Evet, Altınordu Belediye Meclisi Rus Pazarı'ndaki iş yerlerinin taşınması amacıyla Karşıyaka Mahallesi'ne yapılan 38 iş yerinin kiralanması veya satılması için Başkan Aşkın Tören'e oy birliğiyle yetki verdi. Yetki kapsamında değerlendirmelerde bulunan Tören'in açıklamaları kafa karıştırdı diyor Olay Gazetesi. Tören yapılacak değerlendirme sonrasında iş yerlerinin Rus pazarındaki esnaflara verilip verilmeyeceği yönündeki tercih yapacaklarını söyledi. Başkan Tören'in konuşması Rus pazarı meydan projesinden vaz mı geçildi sorusunu akıllara getirdi diyor Mustafa Kırlağ'ın özel haberi demişler. Evet tabii zaman zaman çevreyle ilgili hassasiyet gösteren arkadaşlarımız bu tip toplantılar sonrasında da kendilerine göre yorum yapıp değerlendirmelerinde bulunuyorlar. Sevgili Aşkın Tören eminim ki bu sorulan sorunun cevabını verecektir. Onun basın birimindeki arkadaşlarımıza da mutlaka bu ifadeleri, bu yorumları belediye başkanlarının önlerine koyuyorlar. Eminim ki önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklamalarda bulunacaktır. Sevgili izleyiciler, WhatsApp ihbaratına gelen görüntüler var ama sizi bir habere götürelim isterseniz. Ispanakla ilgili demin orada yerli ıspanak bile darbe yedi diyor. Bizim de 7. haberimizde. 7. haberimi izletelim size. Ispanak fiyatları düştü. Bu aralar tam ıspanak yeme zamanı diyelim. Şimdi onu Adana'da, Mersin'de böyle çapına kesiyorlar. İçinden otunu ayırmıyorlar. Bizim burada da böyle tek tek ayırıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Onun içine yabancı otundan biçilirsen ne olur bana? Zehirlenir. 50 doktora bedeldir. Ben çiğden yiyorum. Yıkadım, çiğden yiyorum. Salatalar katarak yiyorum bunu. Gündemden düşmeyen ıspanak zehirlenmesi vakası bazı vatandaşları korku ve paniğe sürüklemişti. Şey onlar, boş işler. İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un birçok bölgesinde yaşanan zehirlenme şikayetiyle hastaneler dolup taşmıştı. Ispanak da rapor edeceğim. İşte bu zehirlenme vakaları ıspanağı talebi büyük oranda düşürdü. Pazarcı esnafı isyanda. Zehirlenme olduğunu söyleniyor. Doğru aman derine bu yeli ıspanağımız. O ıspanağını nasıl şey edecekler? İspanakta şu anda yani sıfır nokta alışveriş yok yani. Ya kimse alışveriş yapmıyor ama herkes diye zehirleme olur. Karadeniz ıspanağı 10 numara. Bunun içinde biyot çıkmıştı, yabani biyot. Hani hayvanlarda zehirleniyor, öyle biyot vardı. Yanlışını doğramıştır. Nasıl ayırt etmemiz gerekiyor? Ya belli, onu tanıyan belli. Tek tek yıkayacaksınız bunu. Belliyse de bunun içinde otur. Bütün güne yıkarsanız illa karışır. Tek tek yıkayacaksınız. Ispanak fiyatlarında gerileme yaşandı. Ispanağın fiyatı 2,5 liraya kadar düştü. Yabancı otların karışmasıyla gündeme düşen ıspanak zehirlenmesini vatandaşlar TV52 mikrofonlarına yorumladı. Yenilmez mi? Yanlış yapıyorlar bunu söyleyenler, yanlış. Ispanak yenilmez mi? En vitaminli demir var ıspanakta. Yenilmez mi ıspanak? Kim söylüyor bunları, kim çıkarıyor? Doğru pişirsinler, doğru yapsınlar, doğru yıkasınlar. Bu kadar basit. Kış aylarının baş tacı olan ıspanağın faydaları saymakla bitmiyor. Kalorisi düşük, lif açısından zengin ve cilt sağlığı için oldukça önemli. Uzmanlar ıspanağın pişirildiğinde hemen tüketilmesi ve yeniden ısıtılmaması hususunda uyarıda bulunuyor. Vallahi ıspanakla ilgili durum bu sevgili izleyiciler. Şimdi benim de çok sevdiğim, çok yakinen tanıdığım hem çocukluk arkadaşlarım hem
dostlarım, arkadaşlarım. Önemli bir şey yapmışlar. Bakın sevgili Cengiz ve Önder Okur ve Atilla Kırmancı, ordunun tanıdığı böyle güzel insanlardan oluşan bu üçlü, aynı zamanda bir inşaat firmasının da sahipleri. Bakın Görköy'ün Akçalı Mahallesi'nde bulunan eski bir okul binasını düğün davet gibi her türlü etkinliklerde kullanmak üzere yeniliyorlar. Sıradaki haberimiz. Tuğlası örüldü, sıvası yapıldı. Atıl durumda kalan okul yeniden hayat buldu. Gölköy'ün Akçalı Mahallesi'nde bulunan bu eski okul mahalle halkı ve iş adamlarının desteğiyle hayata kazandırıldı yeniden. Daha öncesinden 250 öğrencisi bulunan ve taşımalı sisteme geçtikten sonra atıl durumda kalan okul mahalle halkının ve iş adamlarının desteğiyle yenileniyor. Burası atıl bir durumdaydı. Atıl bir durumdaydı. Mahalledeki mahalle sakinleri tarafından yardımlaşa bu okulumuzu yapmaya çalışıyoruz ama daha çok eksiğimiz var. Bir inşaat firmasının sahipleri Cengiz Okur, Atilla Kırmancı ve Önder Okur'un desteğiyle yenilenen eski okul binası düğün, davet, sosyal etkinlik gibi alanlarda kullanılacak. Cengiz Okur, Atilla Kırmancı ve Önder Okur Beylerden Allah bin defa razı olsun. Onlar olmasaydı biz bu okula başlama şansımız yoktu. Akçalı Mahalle Muhtarı Şenel Aktuman binanın yapımında emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederek iş adamlarımızın da desteğiyle okulumuzu mahalle halkımızla yeniledik. Bittiğinde düğün, davet, her türlü etkinlik alanı olarak kullanılacak dedi. Okulumuzun eksiği çok. Hala da yardıma ihtiyacımız var. Tamam. Okulumuzun okul bir inşaatı bittiği zaman burada sosyal etkinliklerde düğündür, davettir. İşte okulun çevresi bayağı geniş olduğu için hatta burada aşağı tarafta 50 metre falan aşağısında mezarlık var. Gelen işte musalla taşı falan da yaptırıp burayı güzel bir yer yapmaya çalışıyoruz. Evet, sevgili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Bu tip sosyal sorumluluk projeleri ve dokunuşlar çok önemli. Akın Bey, günaydın. Sağırlı Bayramlı yolu devlet meselesi oldu. Belediye bu yolu yapmamakta ısrar ediyor. Bir de Bayramlı Hacıoğlu Camisi'nin perde duvarı çöktü. Bir seneden beri yapılmasını bekliyoruz. Sayın Valimize mahallemizi ziyaretinde dönemin yöneticilerine talimat verdi ama talimatla kaldı. Ya bu konuda maalesef şöyle söyleyeyim. Yönetenler iyi niyetli. Onunla birlikte bu işi yapmayanların ya da işte bakın Sayın Vali geldi burada söz verdi ama yapılmadı diyor. Bu işi kim takip ediyordu? Kimin yapması gerekiyordu? Bence Sayın Vali'nin de zaman zaman, Sayın Belediye Başkanları'nın da zaman zaman ekiplerindeki arkadaşları bir kere daha verdikleri sözlerle ilgili ne yapmaları gerekiyor? Geri bildirim yaparak takip etmeleri gerekiyor. Vatandaş bu sefer haklı olarak böyle bir şey yazıyor. Sevgili Levent'e de teşekkür edelim diyelim. Evet, günaydın Akın Bey. Kolay gelsin. Deminki videonuzu yayınladık. Umut Şen, günaydın Akın abi, rica etsem diyor. Rıhtım'daki Atatürk silüetini ve ordu manzarasını görebilir miyiz demiş. Hani bu bir istek programı olsaydı görebilirdin ama programın ilk bölümünü takip etmediğin için bu programın daha sonra Facebook üzerinden ya da YouTube diğer sosyal medyalarından o görüntüleri biraz önce programın ilk bölümünde yayınladık, izleyebilirsin diyorum. Sevgili Hayriye Hanım da diyor ki ben fındık fabrikasında çalışıyor idim ama bu ayda ara verdik, çalışmak istiyoruz demiş. Fındık fabrikaları bu aralar niye çalışmıyor? Bu mevsimlerde çünkü üreticiler fındıklarını getirmiyorlar. Onlar fındıklarını getirmeyince de fabrikada kırılacak fındık olmuyor. Böyle bir sıkıntılı durum var. Teşekkür ederim Hayriye Hanım'a. Mali gazetelerimizde bugünkü programımızı yavaş yavaş nihayetlendirelim. Olay gazetesinden sonra Tribün gazetesiyle devam edecektik sanırım. Tribün gazetesi ve oradaki arkadaşlarımız da yine evet. Bakın İSKİAM kurulacak diye Altınordu Belediye Başkanı sevgili Aşkın Tören'in açıklamasına yer veriyor. 31 Aralık'ta tamamlanacak yeni emniyet binamız. Kiviler yarıştı demişler. OTSO'dan tatlı eğitimi Berat Albayrak bugün Ordu'da ekonominin
dahi çocuğu Sayın Bakanımız Berat Albayrak bugün Ordu'da bize anlatacak, gelecek. Enflasyonu nasıl tek rakamlara indirdim? Bu kadar zam olan bir ülkede enflasyon nasıl oluyor da tek rakamlı oluyor? Bizlere bilgi verecek. Evet, Ergun Onur, Gürgen Tepe'ye selam. Tribün Gazetesi'nden diğer gazetelerle yavaş yavaş programın sonuna doğru gelelim. Sonuçlandıracağız. Fidangör'ün silüeti değişecek. Evet, Sırrıpaşa Caddesi'nde bakın yapılan yenileme ile ilgili haber. Mustafa Adıgüzel'in atanın mektubunu arıyor haberi ve yine aynı haberler aşağı yukarı tüm mahalli gazetelerimizde var. Ünye'ye gidelim. Ünye ile Ordu Yorum Gazetesi organları umut oldu. Şimdi mahalli gazetelerimizin hepsini vermek istiyorum. Zaman zaman bazılarını vermediğimizde meslektaşlarımız gönül koyabiliyorlar. İşte il dışındaki gazeteci arkadaşlarımız var. Onların da gazeteleri var. Kent Gazetesi'ne gelelim. Ünye Kent Gazetesi'ne. Bakın 9 tane mahalli gazete okuduk. 7'sinin neredeyse aşağı yukarı birinci sayfasında aynı benzer haberler var. Haksızlık etmeyin. Bugün biraz daha fazlaydı. O yüzden lütfen orada da evet haber olmuyor ama en azından bir tane özel haberiniz, özel başlığınız olursa sevgili Atilla abi hemen bana buradan yazıyor. Çok sevineceğim diyorum. Bu anlamda biz de burada bütün gazeteleri göstermeye, onları kırmadan hepsinin gazetelerini ekrana getirmeye çalışıyoruz. Evet, bu arada Samsun Bolama hızlı tren gerçekleşsin. Daha sonra diyor turizm artar diyor. Sevgili Atilla abi selamlar. Sağlığın sıhhatin iyidir inşallah. Atilla abi de önümüzdeki hafta buradan bu davetimizi yapalım. Bir sağlık problemi yok ise stüdyoda görmek istiyoruz ama Atilla abi hiç sinirlenmeyeceksin ona göre. Amacımız seni burada üzmek ya da heyecanlandırmak değil. Kendisini seviyoruz, tüm meslektaşlarımızı seviyoruz. Bu mesleğe Ordu'da da civar ilçelerde de uzun yıllar hizmet veren tüm meslektaşlarımıza, gazeteci büyüklerimize, abilerimize onlara değer verdiğimizi ve sevdiğimizi hatırlatalım. Ünye buradan, Niksar oradan bastırıyor demişler. Habere bir yaklaşalım. Bakın Ünye Kent Gazetesi. Ünye Akkuş-Niksar yolu duble yol olarak yapılması ve Karadeniz'den Akdeniz'e en kısa yoldan ulaşılması için 30 yıldır sürdürülen çalışmaların sonuç çıkmaması bölgede tepkiye yol açıyor. Ünye Akkuş-Niksar yolunun Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine hizmet verecek en karlı ve verimli yol olacağına dikkat çeken ÜTSO Başkanı Arif Akar, karayolları başta olmak üzere bütün yetkilileri aynı şeyi söylediğini ifade etmiş ve Akar kendilerinden Ünye'nin Niksar ve Tokat'ın da oradan sürekli bastırdığını ve yolda çalışma başlatılması istediklerini belirterek maliyetin yüksek olması ve tasarruf tedbirlerinden dolayı bir bekleme sürecinden geçildiğini işaret ediyor. Çok doğru bir tespit. Bu konuda katılıyoruz. Eğer bu yol tamamlanırsa inanın o bölgede hem ticaret hem turizm çok ciddi bir ivme kazanacak. Ve Dışişleri Bakan Yardımcısı hemşerimiz sevgili Yavuz Selim Kıran, Birleşmiş Milletler raporuna göre Barış Pınarı Harekatı sonrasında sadece birkaç günde Suriye'de yerlerinden edilmiş 100 bine yakın insanın güvenle tekrar evlerine döndüğünü söylemiş. Evet, Ünye Kent Gazetesi'ne de teşekkür ediyoruz. Evet, bu arada bir dakika, yukarıda bir haber var. Bakın haber ne diyor? Tetikçi haber sitelerine ilan yok. Kim demiş bunu? Bunun haberi de bizde var. Birazdan onu da izlettireceğim size. Bu haberden sonra da veda edeceğiz. Basın İlan Kurumu Kontrol Hizmetleri Müdürü İbrahim Delibaş, denetlemelerde gazeteler lehine karar verdiklerini işaret ederek dijital medyada birçok kirlilik yaşanıyor. Biz Basın İlan Kurumu olarak merdiven altı diye tabir edilen tetikçilik yapan sitelerin kesinlikle ilan vermeyeceğiz. Şimdi bununla ilgili haberimizi izletelim. Sonra da kısa bir araya gideceğiz. Daha doğrusu programı bitireceğiz. Gazeteciliğin dijital dönüşümüyle ilgili programımız üçüncü olarak Samsun ilimizde ve Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Sinop, Tokat, Yozgat'tan katılımlarla birlikte devam edecek inşallah. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran Samsun,
Öğretmen evinde düzenlenen çevrim içi gazetecilik istişare ve değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada yeni medya düzeninde yerel yazılı basının rolü ve bu sürece uyumu için son yıllarda kurum olarak gerekli adımları attıklarını söyledi. Artık haberin üretim, dağıtım ve tüketiminde dijital bir dönüşüm sürecine girmiş bulunmaktayız. Yeni medya düzeninde yerel yazılı basının rolü ve bu sürece uyumu için son yıllarda kurum olarak çeşitli etkinlikler, programlar yapmaktayız. Basın İlan Kurumu'nun yaklaşık 60 yıldır Türk basınının en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Duran, Basın İlan Kurumu yeni nesil gazetecilik konusunda karşılıklı toplantılarla doğru bir süreç yürütmeye devam edecektir diye konuştu. Yaklaşık 60 yıldır Türk basınının en büyük destekçisi olan kurumumuz yeni nesil gazetecilik konusunda da karşılıklı toplantılarla doğru bir süreç yönetimini gerçekleştirme çabası içerisindedir. Duran medya harcamalarına da değindi. Türkiye'de 2019 yılı itibariyle medya harcamalarına baktığımızda ilk yarı yılda toplam medya ve reklam yatırımları 5.4 milyar TL olmuştur. 2018 yılı ilk yarı kıyaslamalarına göre televizyon yatırımları %7, radyo yatırımları %5, açık hava yatırımları %1.8 oranında gerilerken maalesef yazılı basın mecrası önceki yıla oranla %30.9'luk bir gerilemeyle başı çekmektedir. Geleneksel mecralardaki bu kayıplara rağmen dijital mecra %10.8'lik bir artışla gündeme gelmiştir. Durum yazılı basın aleyhine bu tabloyu karşımıza çıkarsa da kurumumuz adına paylaşacağım veri özellikle yerel basın için önem arz edecektir. Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Yozgat'ta resmi ilan alan gazete sayısının 2019 yılı itibariyle 114 olduğunu aktaran Duran şunları kaydetti. Gazete sayısı 2019 yılı itibariyle 114'tür. Bu gazetelerimizde çalışan fikir işçisi sayısı 559. Bu gizli illerimizde resmi ilan alan gazetelerimize 2018 yılı itibariyle resmi ilan bedelinin yaklaşık toplamının 13 milyon Türk lirası olduğunu da vurgulamak isterim. Toplantıya Samsun, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Sinop, Tokat ve Yozgat'tan gazetecilerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri katıldı. Evet, yerel basının desteklenmesi lazım. Tabii sadece basın ilan kurumu değil. Siz sevgili izleyicilerimizin, okurlarımızın da nasıl günlük gazete alıyorsanız mutlaka bayinize gittiğinizde en az iki mahalli gazete diyorum arkadaşlar. Almanızı tavsiye ediyoruz. Meslektaşlarımıza da kolay gelsin. Aynı şekilde radyolar, internet siteleri ve tabii ki televizyonlar. Onlar da eğer sizlerin verdiği destekler, reklamlar, tanıtım programları olmasa inanın sesleri gür çıkmaz. İstediğiniz objektif haberciliği ve yayıncılığı yapma noktasında zaman zaman sıkıntılar yaşadı. Umarım yaşamazlar, yaşamayacağız diyelim. Bir programın daha sonuna geldik. Bugün programa biraz böyle sağlık sebepleri dolayısıyla böyle düşük bir tempoda başladık ama umarım, ümit edelim, enerjimizi sonradan size olumlu yansıtabilmişizdir. Umarım Ordu ile ilgili güzel, keyifli haberler söylemişizdir. Umarım sizleri kırmamışızdır, incitmemişizdir. Doğru bildiğimiz şeyi söylemeye devam edeceğiz. Ben başta haber merkezindeki kameramanından, montajcısına, yayıncısından, habercisine kadar tüm ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın 8 Kasım, biliyorsunuz pazar günü 10 Kasım. Yarın stüdyoda özel konuklarımız olacak. Biz 10 Kasım'ı 2 gün önceden atamızı saygıyla anmak adına burada özel bir programda anacağız diyoruz.